Atatürkçü Düşünce Derneği Hatay Şube Başkanı Kezban Kur'an başta Suriye ve terör olayları olmak üzere ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörün can almaya devam ettiğini belirten Atatürkçü Düşünce Derneği Hatay Şube Başkanı Kezban Kur'an yine anıların barına köz düştüğünü belirtti. Sanki sıradan bir olaymış gibi her gün şehit haberlerini duymak istemediklerinin altını çizdi ve vatanı ve özgürlüğümüzün simgesi olan bayrağımızı savunmaktan ve korumaktan başka hiçbir değer tanımayan yiğit vatan evlatlarının şehit haberleri hepimizin yüreğini tutuşturuyor diye konuştu. Ülkenin diğer bir önemli gündem maddesi olan Suriye olaylarına da değinen Atatürkçü Düşünce Derneği Hatay Şube Başkanı Kezban Kur'an, Suriye olan ilişkilerin ulusal çıkarlarımız doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Cumhuriyetle kazanılan ne varsa birer birer eritilmeye çalışılıyor diyen Atatürkçü Düşünce Derneği Hatay Şube Başkanı Kezban Kur'an açıklamasında yurtta barış, dünyada barış ilkesi Cumhuriyetimizin 90 yıllık politika ilkesidir. Yine Atatürk'ün sözleriyle savaş zorunlu ve yaşamsal olmalıdır. Öldüreceğiz diye yurdumuza saldıranlara karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Bu nefsi müdafaadır. Milletin hayatı tehlikeye girmedikçe savaş cinayettir. Cumhuriyetimizin 90 yıldır titizlikle korunan bu çok önemli dış politika ilkesi ne yazık ki son birkaç yıldır BOPEŞ başkanları çerçevesinde unutulmuştur. Yurdumuz ABD'nin Orta Doğu çıkarları doğrultusunda maceralara sürüklenmektedir. 2 yıl öncesine kadar sıfır sorun ilkesiyle karşılıklı dostluk siyaseti yürüttüğümüz komşu Suriye ile ABD ve İsrail'in Büyük Orta Doğu projesi kapsamında yürüttükleri Irak sonrası Suriye'yi yeniden yapılandırma planı dışında ülkemizi ve ulusumuzu doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren ne olmuştur da bugün bu noktaya gelinmiştir. Yaşanan olay sürdürülen yanlış ulusal olmaktan çok eş başkanlık gereği hatalı politikaların sonucudur. İktidarı ulusal çıkarlarımızın gereğini yerine getirmeye, hatalı, yanlış, ülkeyi maceralara hatta bölünmeye kadar götürecek politikalardan acilen vazgeçmeye, muhalefeti sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirip dış politikalarımızın acilen ulusal çıkarlar doğrultusunda yeniden belirlenmesine katkı koymaya ve basını artık kolaycı bir yaklaşımla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kusurlu göstermek alışkanlığı yerine ulusal çıkarlarımızın gözetildiği bir dış politikaya dönülmesine katkı sağlamaya, gerçek görevini yapmaya çağırıyoruz değerlendirmesinde bulundu.